2000 yılında yazar alımlarını kapattık. Yani daha ilk yılında sözlük hani geliş trafiğini karşılayamadı. Ve ben de sürekli bunu yeniden tasarımını yapamayacağımı anladığım için bir süre sözlüğü kapalı tutup altyapısını genel bir altyapıya çevirmekle uğraştım. Bu 6 ay kadar bir zaman sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Ve sonra kademeli yazar almaya başladık. Ve 2000 yılı böyle geçti sözlükte kabaca. 2001 yılında şey düşünmeye başladım. Ya ben bunu ticari bir projeye çevireyim. Yani bu işten para kazanayım istedim. Ve Amazon reklamları koydum. Yani Amazon reklamları nasıl oluyor? Bu kitabı Amazon'dan satın alabilirsiniz diye bir link koyuyorsunuz bir başlığın yanına. Onlar tıklayıp gidiyorlar. İşte oradan satıştan komisyon alıyorsunuz. Bir yılda 11 dolar kazandım Amazon reklamlarından. Baktım bu şekilde olmayacak. Çünkü ben sözlüğü ilk açtığımda Sortimes.org domainini 75 dolara arkadaşımın kredi kartıyla almıştım. Yani maliyeti o dönem benim için çok yüksek. Baktım Amazon'la olacak gibi değil. Bu arada işte 2001 yılında artık sözlükte moderasyon var. Çünkü ben yetişemiyorum sözlüğü denetlemeye. Ve bu yüzden yeni denetçiler aldık sözlükte gönüllü olanlardan. Bu arada 2000 yılında sunucu yandı. Yani sözlük sunucusu bizzat alev aldı ve yandı. Ben oradan yedeklemenin önemini anladım. Yani bunu böyle tecrübe etmemek lazım tabii. En son yediğim 10 gün önceydi. O da ya bu şunu bir kopyalayayım bakayım ne varmış diye aldığım bir şey. Yani düzenli yedek almıyordum. 10 gün önceye geri dönmek zorunda kaldık. Bu sözlüğün tarihindeki tek bilgi kaybı oldu. Çünkü böyle öğrenince yani sütten ağzınızı yanınca üfleye üfleye şimdi sürekli yedek alıyoruz mesela. Yani evet anlık sürekli yedek alıyoruz. Saat başı ama şey yani yeterli diye görüyoruz onlar. bu arada ben anlatırken hani bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Çekinmeyin. İşte bu yandı. Sonra yine işte hacker dadandı. Yani sözlüğün domainini hack ettiler. Başka siteye yönlendirdiler. Dolayısıyla siz Sortimes.org yazdığınızda sözlüğe değil başka bir siteye yönlendiriliyordunuz. Bu dönem biz uğraşmamız gerekti. Çünkü ben 2001 yılındayım. Bu işler nasıl halledilir bilmiyorum. Sorun bizim sunucuda değil çünkü. DNS server'ı değiştirmişler. Sortimes.org adresine bağlanınca başka yere gidiyor. Telefonla Amerika'yı arıyorum. Network Solutions'ı arıyorum. Oradaki adamla o dönemki kötü İngilizcemle anlaşmaya çalışıyorum. Anlaşamıyoruz falan böyle bir hafta ya da iki hafta böyle kaldı site erişilmez oldu bir dönem.